Merhaba, Apartman Sineması'nın yeni podcast yayınına hoş geldiniz. Bu hafta Vizyon'dan konuşacağız. Vizyon'dan 3 filmimiz var. Kingsman, Pokot ve Eli hakkında konuşacağız. Ben Sezen, yanımda Kaan, Fırat ve Güneş Merhaba. Var. Merhaba. Birlikte Vizyon'daki filmleri teker teker konuşacağız. O yüzden ilk olarak Kingsman'la başlayalım isterseniz. Evet, Kingsman'la başlayalım. Bu Kingsman'ın ikinci filmi. Belli ki seri daha devam edecek. İlk filmin devamı Golden Circle. Altın Çember galiba aynı çevrildi bizde de. İlk film zaten üzerinden çok da geçmemişti. 2 yıl kadar önceydi ve hani her camiadan, her yerden iyi eleştiriler aldı. Hem ana akım bir film, hem çok eğlenceli bir polisiye, yani komedi filmi aslında ama tam olarak bir şey de diyemeyiz. Neden ona? Ajan parodisi de diyemeyiz. Aslında türün her şeyini yerinde kullanarak, bir tür filmi olarak işlemesine rağmen hem türün içine de deşerek giden bir filmdi ilk film. İkinci filmde de aslında aynı şeyleri de devam ettirmeye çalışıyor ama aslında sık sık aksıyor. Ya ilk filmin en büyük alameti farikası bence şeydi, yani o söylediğin, yani ne net bir ajan filmi parodisiydi, evet, ne de böyle salt, böyle bir aksiyon macera filmiydi. Yani ama şeydi, ajan çok, filmiydi yine. Ajan filmiydi olarak, ve çok yani bu filmi. Komedi ve yani o macerası, işte ajan hikayesinin çok iyi dengesi, çok iyiydi ve şey, yani ajan filmlerinin hem en iyi özelliklerini bünyesinde barındırıyordu ve artık yani 2010'larda içi boşalmış klişeleriyle çok iyi dalga geçiyordu ve buna da ek olarak çok böyle, nasıl diyeyim, çizgi roman estetiğine yaklaşan falan bir aksiyon sekansları vardı. Çok iyi çekilmişti ilk film. İşte Matthew Vaughn'un ikinci filminde yönetmeni Matthew Vaughn'un, evet, ikinci filmde de yönetmen o. Temel aslında farklılıkları ne? İkinci yani filme kadar da pek de kötü film olmayan bir yönetmen. Ya evet, hakikaten. Ben bir de onu hatta bugüne kadar devam filmini kabul etmeyen de bir adam. Hiçbir şey, çünkü çektiği filmlerin devam filmi yürüdü, seri oldu ama kabul etmemişti. Yani ama Kingsman buna değer diye düşünmüşler herhalde ama Kingsman'ın daha çok sorunu, yeni filminin, Altın Çember'in sorunu daha çok hakikaten yazım aşamasında. Yani bir yerden sonra çok kargacık burgacık değil, neden ona, çorbaya dönüyor. Aa, bu da iyi bir fikir, bu da iyi fikir diye koya koya ilk filmin eğlenceliğinden de çok uzaklaşıyor bu. Aynı zamanda atmosferi de çok değiştiriyor. Biraz konusundan bahsedeyim. Altın Çember'de bir kere ilk filmdeki en sevdiğimiz şey gidiyor diyebiliriz. Çünkü hikaye Amerika'ya taşınıyor. Çünkü Kingsman aslında işte İngiltere'de tabii ki de işte böyle İngiltere için, ülke için hizmet eden gizli bir örgüt Kingsman ama tabii ki bir terzi dükkanı olarak bir süs verilerek yapılıyor bunu. Onun arkasında saklı bir dünya var bu Kingsman. İlk filmde bununla tanışıyorduk. İkinci filmde ise aslında spoiler sayılmaz, filmin henüz başlarında bu şey biraz da mecbur bırakılmak için herhalde, hikayenin taşınması için yerli bir oluyor. Yeni kötü karakterimiz bir şekilde sızıyor Kingsman'ın sisteminin içine ve bir şekilde hakikaten her yeriyle alt ediyor. Yeniden bütün teşkilatı. Gibi bir şey mi yani? Bir nevi sadece işte hayatta ana karakterimiz kalıyor. Genç çocuk, yeni ajan olan ilk filmde. Bir de işte o kadar da spoiler olur canım, onu da söylemeyeyim. Neyse. Ama zaten posterde falan olan adamlar, tanıyorsunuz. En ana büyük sorun da yani. Ana kadroda, evet. O sürpriz. Bunu söyleyerek de sürpriz buldum. Posterde vardı. Posterde vardı. Ben ondan sonra. Posterin ortasında yine. Evet. İyi de nasıl geri dönüyor? Belki yani hayaleti geliyor yani. Onu da anlatamam. Onu bilmiyoruz tabii. Yani. Evet, Amerika'ya taşınıyor hikaye. O da şöyle oluyor. Her şey bitmişken falan bir yerde sonunda işte Kingsman eğer biterse falan diye hepsinin eğitiminde öğretilen son çare şuraya bakın yerinde buldukları, işte o yere gidiyorlar falan ve oradan bir mesaj çıkartarak bir adrese gidiyorlar. Adres de Amerika'da. Hikaye böyle yine globalleşiyor ama ilk filmde benim tek böyle kusur bile denmeyecek bir şey aslında da böyle daha farklı olabilirdi dediğim şey kötü adamıydı hikayenin. Kötü çok karakteri. Çok karikatürizeydi falan. Aynı şeyden biraz yakınıyordum. Yani niye olmasın, aslında filmin tonu kaldırıyordu onu ama bu da çok farklı değil. Julian Moore oynuyor burada da kötüyü, büyük kötüyü. Bu çok daha büyük bir kötü ama yine çok daha yine global. O da öyleydi. Tüm dünyayı etkileyecek bir şeydi. Bu da öyle. Ama politik duruşu var bir de. Senin ilk filmle ilgili anlattığın şeyde o da çok yakışıyordu. Hem ajanlık klişelerini 2010'larda ki dünyayla eşleştirerek dalga geçmesi vardı. Hem de politik duruşu çok iyiydi. Hani 2010'ların politik duruşuydu. Bir politik doğruculuk gelmişken hani onunla da bir alay yer yer. Hem mizahın çıktığı yerlerde hem aslında
kötü hikayenin kötüsünün amaçları üzerinden gidilebilecek bir şey. Bir filmde bu ciddi bir sorun olabilir. Bu hakikaten pek işlemiyor. Yani hiç işlemiyor. Direkt yazılış aşamasında hikayenin çok aslında sorunları var. Ve seri de belli ki devam edecek. Ve galiba seride bu filmden birkaç karakter kalacak. Amerika parçasını ben hiç sevmedim filmin. Bu film zaten genelde de herkesten böyle eleştiri aldı. İlk filmi arıyor herkes izledikten sonra. Ama belki bundan sonra toplar seri, bilemeyiz. Yani çünkü hikayenin öyle bir temeli var. Yani evet, sağlam üzerine kurulmuş. Mesela o ilk filmde en sevdiğim şey benim o İngiliz beyefendiliği derslerinin falan evet. Şeyini burada hiçbirini göremiyorsun tabii ki. Direkt gerçekten bir Amerikan filmi gibi bir yerde aksiyona dönüyor hatta. Yani filmde zaten aksiyon var da Amerikan aksiyon filmi gibi bir şey oluyor. Falan. Çok fazla oyuncu var. Ya her şeyden çok var. Doğru düzgün bir şaka yok. İlk filmin kadar güldürmüyor. Ama çok fazla bu şakayı koyalım, bu şakayı koyalım demişler gibi. Bu oyuncu da gelsin, bu oyuncu da gelmişsin gibi. Çok ünlü var. Özellikle Amerika'ya gittikten sonra oradaki tayfada herkes ünlü bir oyuncu falan filan. Ve en küçük roldeki bile neredeyse. Sürpriz konuk oyuncular var. Biraz çok gereksiz. Falan. Onunla da anlaştık. Yüzde o yüzden Kingsman. En azından evet, oldu söyledi. Son zamanlarda... İlk filmine ben hoşuma gitmişti açıkçası. Çok keyifli bir seyir zevki var. Yani sunduğu en azından. Yani evet, son zamanlarda ana akım sinemada... Yönetmenlik olarak ya çok hareketli. Yani zaten Matthew Vaughn şey yani çok İkinciyi bence özel bir yönetmen. Yani bence tüm yani şu ana kadar çekilmişler arasında en iyi X-Men filmin evet. First Class'ın falan yönetmeni. Hatta işte Guy Ritchie'nin iyi filmler yaptığı dönemdeki işlerinde de parmağı falan var. Yani çok özel bir adam bence Matthew Vaughn. Hatta Kikes'in falan da yönetmeni. Evet, Kikes'ti. Zaten evet. Üslup olarak çok... Ya evet, Kingsman'le çok yakındı üslubu. Ya işte... İlk şeyi de Layer Cake'ti. Layer Cake'i ben izlemedim de o da Ajan filmi miydi? Evet. Hayır şey... Ama şeydi. Suçturum yani şey Guy Ritchie'nin ilk filmlerine benziyordu. Evet. İşte Lock, Stock and Two Smoking Barrels'a falan evet. Benziyordu. O da el yüzü düzgün bir filmdi bu arada. Ama yani... Aksiyonu falan iyi işliyordu orada galiba. Aynen, takır takır hani aynen, hiçbir şeyini çorba etmeden ritmi veriyordu. Ritmi çok iyi işliyordu. İngilizlerimizin maşallahı var ya. Ama işte... Yani Edgar Wright'la da çok benziyor filmlerine. Evet tonu. Ama işte Kingsman, yeni Kingsman filmiyle biraz fazla... Biraz öyle oldu. Fazla kapılmış mı diyelim, ne diyelim. Mesela i̇şte o da ülkenin getirdiği şeyle de anlattığın kadarıyla dedin yani aksiyona direkt zaten... Yani bir de yani Kingsman diye. Çok yani belki de beklenmediği belki kadar de... bir büyük başarı kazandı yani ilk film. Yani gerçekten... Ama neden başarı kazandı bu film diye işte sorsalar yani. Zaten bu cevap ellerine geçecekti. Yani bu devam filminin sorunu proje halinden. Yani hikaye evet. Buraya gitsin, böyle yapalım, böyle yapalım diye. Aslında tabii ki İngiltere'de de devam filmi çekilebilirdi Kingsman'a. Işte hem yeterli daha kazançları var. Daha ticari olarak Matthew Vaughn istediği filmi çekebiliyor. Kingsman ilk filmde zaten bayağı izlenmişti ki Secret Service. Yani aslında çok da gerek yoktu. Sadece bunu istemişler de olmuş. Mecbur kalıp da Amerika'ya gitmemişler bence. Yani onu bilmiyorum. Olabilir. Bana öyle geliyor. Olabilir. O zaman buradan biraz da aslında Kingsman'ın işte yeni Kingsman'ın hikayesinin bir türlü olmayışıyla bir noktada Pocot'a bağlayabiliriz. Çok iyi bağladın. Pocot'a nasıl bağladın ya ben? Hikayesinin olmayışıyla. Ay olamayı, olamam. Yani iyi olmayan. İyi olmayışıyla evet. E tamam konuşmayalım film. Pocot. Dedik artık. Giderek konusundan bahsederek mi başlayalım? Evet, konusundan bahsedelim. Yani, İlk sen izlemiştin, Berlin'de Berlin'deydi. Siz Berlin'de izlediniz değil mi ikiniz? Evet. Sen de. Fırat'la Sezen orada izledin. Baş karakterimiz zaten bir böyle doğada, ormanlık bir arazide, evinde kendi hayvanlarıyla, ufak ailesiyle yaşayan bir kadın ve yani tamamen kendini doğaya adamış, bu işler için çabalayan, ter döken bir insan ve o bulunduğu kasabada bir şekilde gizemli bir halde hayvan ölüleri ortaya çıkıyor. Yani öldürülmüşler, atılmışlar bir yerlere ve hani karşılarına çıkıyorlar sürekli. Aslında gizem kısmı orada değil. Yani aslında burası yani bir taşlı öyle, olduğu için av sezonları var. Hatta filmde bölümleri öyle bölüyor. Şöyle köpek ölümleriyle falan. Yani aslında köpekleri aslında kayboluyor. Yani tabii ki ondan şüpheleniyor sonra da. Ve sonra ölü olarak ortaya çıkıyorlar zaten. Hadi ya. Çıkıyor muydu? Tabii. Spoiler vermeyelim arkadaşlar. Ama filmin... Köpekler öyle mi? Filmin köpekler burası mı? onun ardından da hikayenin biraz böyle hani polisiyeye doğru giden tarafı o gizemin çözülmesiyle ilgili ve kadının bu gizemi çözmek için işte başını çektiği bir olaylar zinciriyle hikaye gelişiyor. Ve ortaya aslında böyle hani doğanın içinde bulunduğu bir polisiye gerilim bir hikaye çıkıyor.
Yani filmi aslında şey olarak da yani film romandan uyarlama bu arada. Hatta Agnieszka Holland'dan girebiliriz. Agnieszka Holland aslında bir televizyon arası vermişti kariyerine. Galiba bir 8 yıldır falan filmi yoktu. Neredeyse 10 yıla yakın. Polonya'nın şu an o altın kuşağından yani aktif kalan çok az isim var. Karanlıkta, In Darkness, bir öyle iki bir şey dünya vardı. Savaşı dramı vardı. 2008, fena bir film değil. O civarlarda bir öyle şey. Bir şeydi. Televizyona bayağı bir şey çekti o ara Amerika'da. Şimdi hem ülkesine döndü hem sinemaya tekrar geri döndü. 2-3 tane mini dizisi var diye biliyorum. Hatta Treme'yi çekti. Doğru, Treme'de vardı o. Sonra Rosemary'nin Bebeği'nde mi? Bir şey yaptı. Evet, orada öyle da vardı şey ama galiba son dönemde House of Cards'ın çoğu bölümünü yönetiyor. Hadi zaten. Ya. İşte iyice oralardaymış. Filmi şey olarak aslında bölebiliriz. Film yarısında kırılıyor. İlk yarısında işte yani kadının zaten aktivist olduğunu biliyoruz. Her zaman da İngilizce öğretmenliği yapıyor bu arada kaldığı kasabada. Yalnız yaşıyor. İki köpeğinin kaybolmasından sonra işte olaylar başlıyor. Avcılar görüyoruz filmin ilk yarısında sık sık. Orası bir country bölge, taşra bölge olduğu için av sezonu var ve avlanıyor. Orman içinde yaşayan bir kasaba çünkü orası. Ve burada çok çirkin erkekler görüyoruz. Hem polisler hem komiseri var işin içinde hem böyle şehrin önemli yerlerini tutmuş aslında bir erkek şeyi resmi çiziliyor. Ve evet kötüler onu film direkt belli ediyor. Ve bu kadın da tek tek av mevsimi dışında bile avladıkları hayvanları bile gidip polise işte şikayet ederek peşinden koşuyor, hiçbir zaman bırakmıyor. Öyle bir kadın. İlk şeyde kadınla tanışıyoruz ve bu hayvan ölümleriyle aslında şeyiz. İkinci yarıdan itibarense seri cinayetlerle karşılaşıyoruz. Yani sanki bu seri cinayet değilmiş gibi filmin böyle de aslında bir göndermesi var. Hani bunlara böyle bakıyordum bu yaraya kadar ama diyor. Yani İkincisinde bu adamlar ölmeye başlıyor. Yani avcılar. Evet, şöyle bir şey. Yani dediğin gibi ilk başta film hayvan ölümleriyle açılıp sonra bir yerden sonra hikaye sıkıldı. O avcılarla. Yani o hayvanları bizim avladığını düşündüğümüz insanların ölümüyle. Evet. Ama burada da bir aslında bir şey işaret etmiyor. Tamamen şey bırakıyor hani iki noktayı da böyle olduğu için böyle oldu. Yani zaten öyle bir gizemde bırakıyor. Tüm filmi evet yani hani. Şey hikayesi bir şey keşfedilip onun üzerinden bir şeydi. Sürekli yeni bir belirsizlik, yeni bir belirsizlik ekleniyor. Belirsizlikle devam ediyor. Kaan'ın için söylediğini burada da söyleyebiliriz aslında. Bir yeni fikri var. Evet, bir şeyler yani, var, bir şeyler var ama hep tutarsız ve biraz fazla demode bulmuştum ben açıkçası. Ve açıkçası o hikaye bana çok şey gelmişti. Anlatı olarak çok demode. Anlatısı türe bir türlü uyuşmamış bir hikaye gibi geldi. Hani polisiye yani şey diye hani evet. Kırılıyor ve bir yerden sonra işte o şey gizem işte polisiye yönünde akıyor. Ama hikaye o kadar kendini belli etmeden ve bir şeyler yapmaya çabalayarak bunu ilerletiyor ki yani, uyumuyor bir türlü. Evet ya yani filmin genel olarak motivasyonunun ne olduğuna dair belli ciddi değil, bir evet. Sorun var. Yani çok kararsız. Ve aktivistik yani. Ve çok aslında, karikatürize bir halde kalıyor. Aslında filmdeki her şey öyle oluyor. Kötüler öyle. Yani iğrenç adamlar görüyoruz. Hakikaten çok iğrençler. Ve bunun ondan sonra yanında çünkü bir yerden sonra ekip gibi bir şeye dönüşüyorlar. Bu ikinci yarısı çünkü tam olarak bir intikam aslında. İntikam filmi düzeniyle tam ortadan kesiliyor film. Ya işte kadın, hani hayvanlar doğasızdan intikam alıyor gibi bir çünkü her ya cesette bulunan yani cesette lafı şey gelmişken ama. Söyleyeyim lafını böldüm ya bu doğasızdan intikam ediyor mesajı çok bayağı bir şekilde film içinde. Ama film işte onun üstüne gidiyor. Ama bir yerde yani, de o bayağı şeyi ama yani yönetmenlik, tabii ki doğa almıyor ya getiriyor işte. Yönetmenlik kısmında çok eksik kalıyor. Dediğin gibi çoğu sahnede bunu vermek için öyle hani demode oyunlara başvuruyor ki kamera. Hani özellikle o son sahnenin demodelinden. Hangisini diyorsun? En son sahnenin. Kadının yürüdüğü. Ha. Yani yani doğa ana. İşte doğaya yürüyor. Doğaya yani karışıyor. Doğa ana kavramını içini bile boşaltan, aktivizmin içini boşaltan bir şeye dönüşebilirim. Filmin, benim o yüzden çok sıcak yaklaşamadığım bir film oldu. Filmin karakterlerinin hepsinin sorunu var. Başta tabii ki de ana karakter. Yani ana karakterin yanında olmamız gerekirken ana karakterini çok gülünç durumlara düşürüyor. Yanında kalamıyoruz. İkincisi o yanındakilerin hiçbiri yani o IT'ci çocuk ne ya? Çok kötü bir karakter. Evet. Karakter bile değil ki hiçbir şey yazmamışlar adama ve bak unutmuşum ben onu. Ya çok komik. Diğer kızla işte sevgili olabilecek bir karakter olsun diyor. Olamıyorlar diyor. Yani. Çocuk var gibi bir ara şey sevgililer yani. Diyorlar. Anlamıyorsun bile neden birbirlerini sevdikleri. İşte ya, filmin öyle bir şeyi var. Yani olayların nereden nereye bağlandığına dair çok büyük kopukluklar oluyor. Hayır. Ana şeyini koparmıyor. Ben buna gideceğim hayır. Diyor da yandakiler çok komik kalıyor. Yani filme olaylar aktıkça eklemlenen şeyler bir tamam. Bilim adamı var bir tane böcek araştırması falan. Ha, evet, işte bak o yani, şey. Evet.
neden var yani mesela yani işte. Neden? Ve sonunda mesela ondan şekilde... da bir şey alıyor. Işte. Hayır işte yani sırf bir şey alsın diye var, anladın? Demek istediğim şu IT'ci çocuk işte o şeyleri takip etsin diye var falan. Ve işte dediğiniz gibi bütün o yan karakterler filmin ya, bir yerinde böyle son anda senaryo akabilsin diye dahil olmuş karakterler. Evet öyle dönüşüyor. Bir şey gibi görünüyor filmde. Hani böyle bir anda kağıt üzerinde belirlen şeyler. Romanda mı yani bu? Bu romanda tabii ki bunlar daha iyi yedirilmiş. Tabii ama hepsini almış içine. Filmde yani mesela... Bu arada IT'ci çocuğun yaptığı da elektrik şeylerini işte trafik ışıklarını kapatıp açıyor yani. 1982'de falan Bruce Willis'ler, Mel Gibson'lar yapıyordu bunu. O yani. İyi bir roman olabilir o yüzden aslında. Bunların ya, romanına dair bir fikrim yok ama. Metin olarak baktığın zaman sadece. Metin çok kötü bir metin. Yani söylemek istediği hiçbir şey söylemiyor. Filmin değil. Evet. Yani, sadece hani. Evet yani filmi aktarılmasında bir sıkıntı var zaten. Ciddi bir problem var. Ve yani. Tabii ki Alfred Bauer ödüllü. Yenilikçi bir ödüllü. Alfred Bauer yenilikçi filmleri falan. Galiba yeni bir şey yapmaya çalışıyor demişler. Biz anlamadık falan demişler. Yani. Ya çünkü önceki sene Love Diaz falan yapmışlar. Evet. O gerçekten yeni bir şey deniyor hakikaten. Her yeni filminde sabrımızı deniyor. Ya Holland'da kendini mi yeniliyor acaba bilmiyorum. Ya ama filmde şöyle bir şey yok mu bilmiyorum. Yani filmin yani genel olarak olumsuz bir görüşüm var filme dair ama. Pocot'un bu arada Türkçesini söylemedik. İz. Evet söylemedik onu şey yapayım da. Filmde biraz bana şey geldi. Ya, biraz filmde böyle bir enerji var filmde. Yani böyle hissedilen bir şey var. Yeni bir şey yapma... Yani anlattığı hikayeye çok inanıyor gibi aslında Holland. Yani evet. Biraz şeye benzettim ben o filmi. Yine o filme de burun kıvırmıştık ama Skolimowski'nin 71 dakika mıydı filmi? 11 dakika. 11 dakika. 71 ne? 11 dakika. Film 71 dakika galiba. O da mesela yani artık kariyerinin sonlarına gelmiş. O filmde biraz haksızlık edildi yani. Bence de öyle. Yani özellikle ben bunu gördüm. Ya Pocot'u gördükten sonra... Yönetmenlik olarak en azından. Ya benzeştirme orada yönetmenlik yedi çok iğrenç bir hikaye vardı. Evet. Şimdi onu savunmayın bana. Bu yok yok. Ya tam benim, tersi. Hayır. Benim benzetmek istediğim şey şu. Yani bu artık Holland da yani yaşı bayağı olmuştur. Yani olacak. Kariyerin artık 70, sonları. 70 üstü değil mi? Ve yani hala biraz yani anlattığı hikayeye dair böyle en azından öyle bir şey hissettiriyor filmde. Yani bir heyecan duyduğunu hissediyorsun. Anlatmaya çalıştığı şeyler de var. Yani anlatmayı niyetlendiği şeylerin hiçbirini beceremeyip hatta anlattığı şeyler de sorunluyken. Ama yani filmde böyle hep bir şey olacakmış gibi izledim ben, anladım ya yani böyle bir... Ama zaten öyle hep bir şey oluyor filmde yani. Ha yani şey iyi bir yere bağlanacakmış gibi demek istedim. Ama hiçbir yere olmuyor ya. Yani. Çok fikri var. Çok fikri var yani filme katmaya çalıştığı ama evet, çok şey. Ama Altın Polonya Kuşağı dediğimiz aslında şeyin de içinde olan bir yönetmen. Onun yanında bir tek galiba Polanski kaldı şu an. En son geçtiğimiz yıl Zulawski'yi kaybettik. Kieślowski yok artık. Vajda'yı kaybettik. Pek de kim meşhur, kaldı o temsilcilerden? Evet. Bayrağı. Şu an ikisi kaldı. Bayrağı ikisi taşıyor. Ya Skolimowski biraz daha ben ayrı tutuyorum. Çok sonra yurt dışında da iş yaptı ama çok o da özel bir yönetmendir. Ve yani hepsi 11, öyle bunların. 11 dakikadan önceki filmi falan çok iyi Skolimowski'nin bu arada. Anna ile 4 gece falan. Yani ama tabii şeydi yani diğerleri kadar şey böyle herkesin şey değil yani. O zaman Polanski'yle falan. Son filmimize geçelim. Hazır işte o yönetmenlik dilinin bir türlü filmlerini Pocot'ta çok söylemeyişinden nasıl düşündüm acaba bakalım. Hadi. tam tersine hikaye ve yönetmenlik dilinin ve ritmin çok iyi bir şekilde oturduğu Eli hakkında. Allah Allah. Çok genel bir yorumla. Bir dakika. Üç filmde o kadar oturmuyor ki birbirine bağlanmıyor ki. O kötüydü o yüzden onlar aldı. Bu da tam tersi çok iyiydi. Böyle bağlanıyor ama niyetiydi yani. Yani Eli hakkında. Darberaye Eli. Aslında... Kaç yıl sonra? 9 yıl sonra 8 mı? 8 yıl sonra. 8 yıl sonra vizyona giriyor. Biz de girmemişti o dönem. Bildiğim ki ben ulaşamadım bilgisayara, bilmiyorum. Evet, galiba ilk yani şeyde yoktu hani öyle bir ya, televizyonda CNBC'de, CNBC'ye zamanı falan gösterdi. Evet, evet ben de orada hatırlıyorum. Ama yani Farhad vizyon görmedi galiba. Aslında tüm dünyada ismini ilk duyurduğu film diyebiliriz. Yani öncesinde zaten 3 tane galiba var uzun metrajı. Eli hakkındayla aslında tam olarak bu günümüzde biraz da parlayan İranlı yıldızların da hepsini gördüğümüz bir film. Bir yerde hani oyuncu olarak da hepsini yer aldığı. Bir Ayrılık'ta onun bir öncesindeki mi bu? Bir öncesindeki. 2011'di galiba evet. Bir Ayrılık. Bir nevi ona hazırlık gibi ama bana mesela Ebu Adel'i daha çok şey ile benzeştiriyorum. Farhad'in filmografisinde Sezmen'le daha yakın geliyor. Deyip. Ortaya. Gelmiyor mu sizi? Ben görmedim filmi bu arada. Yani aslında Farhad'in 3 yani
son 3-4 filminin de merkezine aldığı, hani, o ana meselenin işte o karakterler arasındaki ve onların maruz kaldığı konu arasındaki haklılığı, işte birbirlerine uzaklığı, tam olarak ne konumda oldukları, ne düşünmeleri gerektiğini seyirciye böyle çok o etik meselesini çok iyi konumlandırarak veren bir yönetmen olduğu için aslında Eli hakkında da bunun çok bariz bir örneğini görüyoruz. Bir yok oluşla film biçimleniyor çünkü. Tamamen o sırla seyircinin de algısını biçimlendiren bir şeye dönüşüyor. Ya çok kendine has bir sineması var zaten Farhad'ın. Ama yani bu şey de değil. Herkese ulaşabilen bir sinema. Çünkü insan hakkında çekiyor bunu. Ve hangi kültürde olursa olsun her kültürde olabilecek şeyler oluyor. Ve sorgulamaya izin veren bir sinema aslında. Ve en büyük imzasının da o müthiş katmanlı senaryolarının olduğunu düşünüyorum. Yani bugüne kadar izlediğim her filmin de böyleydi. Hem adım adım böyle soyulan bir şey gibi, kabuk kabuk soğan gibi açılıyor senaryo. Hem 3-4 farklı katmanla aslında birkaç yere vardırıyor. Evet. Ve biz o sırada 4-5 karakteri birden tanıyoruz ki Ebu Adeli bu konuda çok daha şey. Hani 3 tane çift ve bir tane işte konuk olan asıl filminde üzerine olduğu Eli ve Almanya'dan yeni gelen Ahmet var. Yani böyle bir 8 kişilik bir grup ve onların çocuklarıyla, küçük çocuklarıyla tanışıyoruz. Aslında kalabalık ve hepsinin de rolünün büyük olduğu bir film. Ve hepsinin hikayesinin ayrı olduğu aslında. Hepsinin hikayesiyle tanışıyoruz. Hepsinin hangi durumda artık nasıl tepki verebileceğini biliyorsun filmin sonunda. Ve hepsi gerçekten tanıdığın insanlara dönüşüyorlar. Ve her filmde bunu yapabiliyor. Bu müthiş bir yetenek. Ya evet, Farhad'ın... Bu yüzden mesela seyirciyi de başka bir karakter olarak filmin içine sokabiliyor çok rahatlıkla. Evet, çünkü yani, seni direkt olayların içine atıp... İçine bırakıyor ve sen de onlarla sen ne yapardığına bağlanıyor biraz filmler hep. Her yani senin... her şeyde karar evet. verme anında öyle oluyor. Ebu Adeli'deki şeyde... Niye İngilizce adım bu? Eli hakkında da aslında bu direkt sahne içerisinde de gerçekleşiyor. Bir karar alacakları zaman tek tek herkese soruyorlar. Hı. Yani bu filmin başında da böyle, ortasında da böyle, artık sonlarında iyice kritik kararlar aldıklarında bile böyle. Ve herkesi de öyle tanıyorsun. Sen de soruyorsun kendine, ben ne yapardım diye. Ve bu açıdan şeye de geliyor işte, Sezen'in bahsettiği bu... Tabii ki ana konusu hep etik olduğu, üzerine gittiği şey. Toplum içerisindeki yaşantıda nasıl davranılmalı? Ya da toplum içerisinde kimin nerede durduğu... O içeride gördüğümüz karakterlerin bile kendilerini nerede gördüklerini bile tanıyoruz ve bu yüzden daha yakınlaşma fırsatı buluyoruz. Ve kimin etiği kime göre, aslında doğru olan ne? Yani bayağı aslında bu klasik romanlarda gördüğümüz şey kadar usta bir şekilde yapıyor bunu. Felsefi yönünü çok ön planda tutuyor aslında o hikayenin. Hikayenin içeriğinden ve olayın akışından çok gitmek istediği şeye yöne çok rahatlıkla... kamerasını doğrultabilen bir yönetmen. Her zaman filmlerinde zaten gördüğümüz bir şey bu. İmza aslında. Farah diye yaz. Ama Eli hakkında bence filmografisindeki atmosfer olarak en ayrıksı ve özel film olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Antonioni hissini aldığım bir film. Ve La Ventura'lık. Evet, başında sen deyince. Daha karakterlerin işlenişi, o etik ahlak sorgulaması, karakter bağları falan çok daha farklı. Ki her zaman zaten bir şekilde filmlerin konusu bu. Bir Ayrılık'ta da öyle, La Paz'da da öyle. Ya insan Eli hakkında insana daha farklı bakan bir film bence. Ve şey de gelmiyor mu son yıllardan, yakın hani akrabalık bağ kuracak olursak, Sierra Nevada da sanki buna en yakın şeymiş gibi. Evet. Biraz hem yönetmenlik tarzıyla da, tabii öyle bir senaryosu yok. Yani Farhadi'nin yazdığı gibi bir senaryo zaten pek kimse de gördüğü yani bir şey. Sinema tarihinde de gördüğümüz bir yazar. Çok iyi bir yazar. Keşke bir roman yazsa. Aynısını söyleyecektim şimdi. Nasıl yazar acaba? Onu merak ediyorum. Evet, bir roman okumak isterim. Kalemi mi? Cronenberg'ten o romanı okuyunca yani insan farklı bir kulvarda böyle öğretmenlerin nasıl olduğunu merak ediyor. Bir de şey... Bence Farhadi çok iyi senaryo yazıyor ama. Tabii roman da çok iyi yazabilir. Ve ben de merak eder ve okurum evet, da. Yani çok... Özellikle onun yazarlığını övdüğümüz şey o senaryo. Yani senaryo yazarlığını çok iyi yapıyor. Evet, çünkü yani senaryo yani izlenen bir şeyin evet, eseri olduğu için. Yani, evet, seyirciyi de düşünüp evet, yazıyor tabii yani evet. Yani mizansen yazıyorsun evet, bir kere. Baştan başka bir şey, şey tabii ki başka de yani. Yani o boşlukta o sahneyi kurup yazdığı ve hani onu o işte karakterlerin konuşmalarıyla falan desteklediği o kadar belli ki yani onları böyle kendi kafasına teker teker konuşturarak tekrar tekrar yeni bir şeye sokarak, yeni bir forma sokarak evet, biçimlendirdiği o kadar belli ki. Yani dönüp dolaşıp dokunduğu yerler hep şey oluyor bir de bunda. O açtığı hikayelerin her birinde aslında baktığımızda son 3 filminde de öyleydi. Bir
vicdanı hep dürteliyor. O hikaye bir yerde ona geliyor. Bir tane suçluluk duygusu bir tarafa bırakıyor. O üzerine ekleniyor. Ama bunları o kadar güzel bir kurguyla yapıyor ki onun üzerinden bir de onun üstüne o geliyor. Onu da bilerek onu hissediyorsun ve kendini sorguluyorsun. Onun üzerine insan zaaflarına geçiyor ve her şey onun üstünde şekilleniyor. Gerçekten aslında yaptığı her şey böyle tam klasik eser mantığı. Ama daha önce hiç yapılmamış gibi. Çok evet. Taze. Ya bana şey gibi geliyor. Yani seyirciyi filme dahil etme açısından çok ustalıklı yani işleri. Çünkü yani mesela işte ben biraz daha geride giriyorum bir ayrılığa falan göre salesman işte satıcı. Ya ama onda bile yani o ben onda da hiçbir şeyi kaybetmiş değil falan. Yok onda yani. Onda da çok iyi evet. Tabii çok iyi yani. Onda şöyle bir şey var. Ya ben katılmak zorunda kalıyorsun. Evet yani öyle bir direkt o şey karakterlerin yaşadığı sorgulamayı ya ben ne yapardım'a evet. Şey yapıyorsun. Çünkü ya o finali falan o satıcının ya böyle acaba ben ne yapardım? Çünkü ya hakikaten öyle. Ve hiçbir zaman çok net bir şey söylememesi yani her zaman işte insanın zaaflarıyla filmlerin içinde yer alması açısından ya gerçekten falan bazı çok özel bir adam yani. Bunu şöyle hissedersin işte abi. İşte katılıp katılmama evresi daha şeydir. Filmle kurduğun o bağla ilişkindir ama bu ister istemez içindesin yani. Evet evet şey yok yani. Bir taraf ve bir ahlak şeyi seçiyorsun yani kendine. Evet. Yani seyirciyi de düşünerek yazdığı belli oluyor evet. Şeyleri, hikayeleri ve bu öz, yani çok yani başka çok kolay kolay kimse de görmediğimiz bir yetenek yani. Ele hakkında konuşurken şeye de değinmek istiyorum. Yani çok sık konuşamıyoruz bunları ama aslında çok şaşırtıcı olmayarak bugüne kadar İran sinemasından hangi örneği görsek müthiş oyunculuk performansları görüyorduk ama özellikle bu filmde ve tabii ki bu filmde gördüğümüz ve sonradan da izlediğimiz oyuncularda biraz burada parlama gibi bir şeyleri var kariyerlerinde. Mesela Gülşifte Farahani başrol diyebiliriz belki biraz daha ayrılıyor gibi. Bildiğim kadarıyla son filmi İran'da. O 2009'dan sonra gidiyor Amerika'ya, Fransa'ya falan filan. Avrupa'da çok film çekiyor. O harika yine. Şey müthiş. O da sonra Amerika'ya gitti ama hala İran'da film çekiyor. Peyman Muadi. Filmde de Peyman karakterini oynayan yine. En son satıcıda tekrar karşımıza çıkan hem de çift olan burada da başrol sayılı bir. Biri Eli zaten. Tarhane Ali Dusti ile Ahmet'i oynayan şey Şahap Hüseyin'i. Hepsi harika. Yani mesela Kiarostami oyuncu kullanmazdı neredeyse. Hiç var mı? Hatırlamıyorum izlediğim filmde. Oyuncunun performanslarıyla. Onlarda bile inanılmaz performanslar görüyorduk ve aslında filmlerin yapısından mı bilmiyorum. Bu içine girebilme olayımızdan mı? Bayağı hani son 10 yılda 20 yılda gördüğüm en iyi performanslar genelde hep bu oyunculardan çıkıyor. Yani bir de Ferhat'ın oyuncu değineyim. Kullanımı da burada ayrı diğer yönetmenler de öyle ama İran'da yani. Büyük bir cevher var yani oyunculuk yani konusunda. Şu ana kadar ki hani işte yani bütün filmlerinde işte Fransa'da çektiği La Faste'de de mesela yani İran dışından oyuncu kullanıldığı zamanlar da oluyor. Hepsinde o şeyde oynuyor, evet Berenice Bejo oynuyor. Berenice Bejo. Öyle hatırlama. o kadar o işte demin bahsettiğiniz o kafada işte senaryoyu kurup çekip ondan sonra hani bunu yansıtabilme açısından oyuncuların üzerine de o kadar güzel kuruyor ki o dengeyi tamamen o senaryonun parçası halinde teker teker işletebiliyor tüm oyunculuk performanslarını birbiriyle paslaştırarak. Bir de Leyla Hatami var tabii bu filmde olmasa da şeyde bir ayrılık özellikle tüm dünyada patlamıştı. Hatta o Cannes'da da olay olmuştu. Galiba yaşlı bir adamla tokalaşıp yanak yana işte normal selamlaştığı için bayağı kırbaç cezası falan çok gündeme gelmişti İran'da. Onun jüri de mesela o kadın mesela. Müthiş bir yetenek yani. Evet Ingrid Bergman'a çok benziyor fiziksel olarak ama oyunculuğu inanılmaz. Yani şu an kuşağımızın belki de en iyi oyuncularının olduğu yer. O yüzden ona da değinmek istedim. Ve böylece de bu haftaki podcast'imizin sonuna gelmiş oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.